şimdi siyaset gündemine bakacağız. Biraz ayrıntılı konuğumuzla değerlendireceğiz. İyi Parti'deki milliyetçilik şartı tartışması var şimdi gündemde. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili transferi açıklaması var ve İyi Parti lideri Akşener'in memleket masası teklifi konuşuluyor. Bu sıcak başlıkları konuğumuz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya ile yorumlayacağız. Efendim Sayın Karakaya, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle siz tepki gösterdiniz o açıklamalara. Bir o konudaki değerlendirmenizi rica edelim. Hatırlatayım ben. Yerel seçimlerde Evet, yerel seçimlerde İyi Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay bu açıklamayı yaptı. Ve Meral Akşener'e milliyetçileri kapıdan içeri sokmam şeklinde şart koştuğunu ve Akşener'in de bu şartını kabul ettiğini açıkladı. Siz de buna tepki gösterdiniz. Ne ifade ediyor size göre bu açıklamalar? Başak Hanım, aslında şöyle yüzeysel olarak bakıldığında bir parti seçimde aday göstermek istiyor ve adayın bazı şartları oluyor. Ve dolayısıyla o partide adayın şartını kabul edip aday gösteriyor. Aslında burada hiçbir şey yok. Sorun nerede? Sorun şurada. Tabii buradaki aktörlere baktığımızda bu şartı ileri süren, kendisini sosyalist olarak ifade eden, milliyetçileri sevmediğini, sevmenin de ötesinde öyle anlaşılıyor ki kapımdan içeri koymam diyecek kadar milliyetçilerden nefret eden bir şahsiyet. Burada da belki bir sorun yok. Herkes bildiği gibi milliyetçiler de onu sevmek zorunda değil. Ancak burada milliyetçi olduğunu iddia edip özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu amaç ve gerekçelerle ayrıldığını ortama söyleyerek bu şekilde milliyetçilik üzerinde siyaset yapan bir siyasi partinin genel başkanı böyle bir şartı kabul etmesi burada siyasette etik olmayan bir davranışı ortaya koymakta. Yani dolayısıyla hem milliyetçilik üzerinden siyaset yapacaksınız hem de milliyetçileri kapımdan içeri koymam diyen birisini aday göstereceksiniz ve bunu da kamuoyuyla paylaşmayacaksınız. Bu tesadüfen ortaya çıkıyor ve aday olan kişinin kendisinin neden oradan aday olduğuna ilişkin sorgulamanın bir cevabı olarak bunu söylüyor. Yani dolayısıyla burada ciddi bir samimiyetsizlik var. Gerçekten bunu daha biz ilk başta Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken bu arkadaşlarımız olağanüstü kongre döneminde bunların amaçlarının başka bir şey olduğunu, bunun bir başka proje olduğunu ifade etmiştik ki o günden bugüne yaşadığımız olaylar, geldiğimiz süreç ve bugüne kadar ki o gün yola çıktığı arkadaşlarının kendisini suçlayarak ayrılmaları gösterdi ki bu bir projedir. Milliyetçilikle bir alakası söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim burada tepki göstermemizin sebebi yazıktır, günahtır. Yani milliyetçilerle, ülkücülerle alay etmenin, onlar üzerinden siyaset yapmanın bir anlamı yoktur. Zaten biliyorsunuz ilk genel seçimlerinden sonra ipten ayrılan parti kurucuları, genel idare kurucuları, milletvekilleri oldu. Bunların her birinin ayrılma gerekçelerine, bu konularla ilgili yaptıkları basın açıklamalarına baktığımızda şikayetlerin de hep aynı yönde olduğunu görüyoruz. Bizim buradaki tepki göstermemizin ana nedeni budur. Etik olmayan, vatandaşı kandıran, ülkücülerin ve milliyetçilerin o temiz duygularıyla alay edilmesi tepkimizin sebebi budur. Bu bir ülkücü ve milliyetçi tepkisidir. Peki efendim, şimdi daha sormak istediğimiz diğer başlıklar da var. Bu konu da belli ki önümüzdeki günlerde tartışılacak. Tabii karşılıklı açıklamaları da takip edeceğiz.
Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli 19 Mayıs'ı Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutladığı mesajında muhalefet partilerinin son günlerde dile getirdiği önerileri sert biçimde eleştirdi. Hedefinde İYİ Parti lideri Akşener'in memleket masası çıkışı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı partilere seçim için vekil transferi yapılabileceği açıklamaları vardı. Bir görelim Bahçeli'nin ifadelerini, sonra size soracağız efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli 19 Mayıs 1919 milli devletimizin müjdesidir ifadeleriyle Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutladı. Mesajında güncel tartışmalara vurgu yapan Bahçeli, isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in memleket masası önerisine yüklendi. Elbette Türkiye Cumhuriyeti köhne masalarda kurulmamıştır. Türk vatanı kötürüm ve kömürleşmiş müzakerelerle kurtarılmamıştır. Hiç kimse sipariş masa kurup ihanet ve işgal emellerini aklama ve temize çıkarma ayıbına ümit bağlamamalıdır. Memleket kırık dökük masalara sığmaz mesajı veren Bahçeli, CHP'nin milletvekili transferi açıklamasına da sert ifadelerle yüklendi. Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların, Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür. Omuzlarında Türk tarihinin sorumluluğu olan Türk milleti, bu siyasi kalpazanlığın yamalarını 19 Mayıs coşkusuyla yırtacak, kurtuluşumuzun yegane kudreti olan iradesini ona buna peşkeş çekmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın 19 Mayıs 1919 duruşuyla geleceğin güçlü Türkiye'sinin mimarı olacağını ifade eden Bahçeli, ne FETÖ, ne PKK, ne de bunların mihmandarlığına soyunan siyasi çürümüşler Türkiye'nin tarihi haklarına, bağımsızlık ve beka namusuna zarar veremeyecektir dedi. Sayın Karakaya efendim, memleket masası önerisiyle devam edelim Akşener'in. Sayın Bahçeli net bir biçimde memleket kırık dökük masalara sığmaz ifadesini kullanıyor. Bu tam olarak ne demek? Öte yandan bir kesim var ki onlar da şunu ifade ediyor. Yani kutuplaşma, ayrılma, bölünme zamanı değil, bir ortak akla ihtiyaç var. Çünkü önümüzdeki dönem, bu salgın sonrasında da zorlu bir dönem var dünyanın ve bütün ülkelerin önünde. Dolayısıyla bu iyi olabilir diyen bir kesim de var. Buyurun. Şimdi Sayın Şengül, çok doğru diyorsunuz. Hakikaten içinde yaşadığımız şartlara, özellikle son günlerde, son aylardaki bu global pandemiye baktığımızda gerçekten bir birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu ortada. Dolayısıyla bu zor günleri hep birlikte aşmak zorundayız. Yani dünya bu anlamda çok ciddi sıkıntı içerisinde. Ne olacağını hala hiç kimse tam öngöremiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler belki daha çok sıkıntılara gebe. Onu bilemiyoruz ama Allah'a şükür ki mukayeseli olarak baktığımızda en azından diğer, hatta gelişmiş, sözüm ona imrendiğimiz, öyküdüğümüz birçok ülkeye göre de biz bu süreci, bu salgın sürecini, bu felaketi hakikaten çok iyi yönettik diyebiliriz. Tabii ki burada mesele sadece bir hükümet meselesi değil. Ya burada bir bütün ve çok doğru söylüyorsunuz, bir sağduyu olması gerekiyor. Ve bu konuda Sayın Genel Başkanımızın burada bir şeye dikkat çekmek istediği ortada. Aslında biz sadece bu pandemiyle veya bugünlerde yaşadığımız sıkıntılarla değil, şöyle geçmişe gittiğimizde, çok da uzağa değil, birkaç yıl öncesine, 4 yıl öncesine gittiğimizde bir 15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. Ve bu 15 Temmuz darbe girişimi bu ülkenin bekası, geleceğiyle ilgili çok ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturdu. Yani aslında uçurumun, felaketin kenarından döndük. Pandemiden ve benzer felaketlerden çok daha büyük felaketti. Birçok insanımızı şehit verdik. Durup dururken bombaların, yağmurların, bomba yağmurlarının, kurşun sellerinin altında kaldık. Şimdi burada Sayın Genel Başkanımız bakın bir şey söylüyor. Masa mı kuracaksınız diyor. Öyleyse buranın altını çok iyi çizmek lazım. Yani bu kadar girişi bunun için yaptım. Öyle mi? Masa mı kurmak istiyorsunuz? Bir araya mı gelmek istiyorsunuz? Elbette. Öyleyse gelin hep birlikte tüm partiler,
terörist başı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için, Türkiye'ye teslim edilmesi için bir açıklama yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu ortak açıklamayla bir talepte bulunalım. Eğer bunu yapıyorsanız, yani başlangıç noktası bu oluyorsa, tamam, bunun devamında bir memleket masası kurulması ya da başka bir şeyin konuşulması elbette söz konusu olabilir. Sağduyu dediğiniz olay, yani ülkeyi yöneten bir iktidar var. Ülkenin başında bir kabine var, bir cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla yönetimle ilgili millet adına millet iradesini hükümet etme erkini alarak devam ettiriyorlar. Dolayısıyla hükümetin bu süreçteki örneğin felaket ve bu salgın konusunda yapılacak yardımları siz bir taraftan engellemeye çalışacaksınız. Yapılacak bağışları farklı yönlere yönlendirmeye çalışacaksınız ve ondan sonra da kalkacaksınız. Efendim, memleket masası kuralım. Memleket masasından memleketi idare edelim. Sayın Genel Başkanımız da diyor ki, yani ben sizin samimi olduğunuzu, başka yerlerden yönetilmediğinizi anlamam için, bu milletin bu konuda bir tereddüte düşmemesi için öncelikli olarak gelin terörist başı Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesini samimiyetle, hiçbir şart koşmadan, siyasi partiler olarak isteyelim. Gelin oradan başlayalım. Buna kimse, bakın, kaç gündür cevap vermiyor. Ama neye cevap veriyorlar? Efendim, biz sağduyu istedik. Biz bir araya gelmeyi istedik. Buna karşı, bir araya gelmenin elbette bir takım şartları, kuralları, ilkeleri, prensipleri olacak. Yani siz ne maksatla söylediğiniz belli değil. Sayın Genel Başkanımız diyor ki, bu masanın altında Fethullah Gülen var diyor. Şimdi biz 15 Temmuz 2016'yı yaşadıktan sonra, o geceyi yaşadıktan sonra, devamını gördükten sonra ve biliyorsunuz gerek sistem değişikliğinde gerek sonrasında ittifaklar ağırlıklı olarak bu yönde oluştuktan sonra memleket masası kuralım diye böyle içi boş, ne olduğu belli değil, arkası görünmeyen, masanın altı bilinmeyen bir yaklaşıma Sayın Genel Başkanımız da son derece bir devlet adamı yaklaşımıyla... Bu söylediğiniz çarpıcı Sayın Karakaya, yani bu masanın altında Fethullah Gülen var iddiası çarpıcı gerçekten. Evet. BHP'nin değerlendirmesi bakımından bir ön şartta. O zaman herkes, Şengül Hanım, bakın, kim bu masada bir araya gelecekse dönsün FETÖ'yü talep etsin diyorsunuz. FETÖ elebaşını, yani dolayısıyla bu, bakın, bir ülke bekasından bahsettik. Kaç yıldır çektiğimiz sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu olayların içinde yaşadık. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda uçurumun kenarından döndü. Buradaki olay şu. Yani bugün biliyorsunuz memleket masasının etrafında toplanmaya çalışılan, bunu bir şekilde öneren partilere baktığınızda, bunların geçmişlerinde sürekli olarak FETÖ'yle anılan, FETÖ'yle bağlantı konusunda gündeme gelen siyasi partiler ya da en azından bu partinin mensupları olduğunu gördük, yaşadık, biliyoruz. Dolayısıyla buradaki bizim söylediğimiz, eğer Sayın Genel Başkanımızın biraz önce ifade ettiğim bu siyasi partiler öncelikli olarak FETÖ'nün Amerika'dan iadesini istemelidir. Gerçekten bir araya gelip bu terörist başını bize iade edin biçiminde birlikte bir açıklamayı, bir deklarasyonu yapmalıdır dememizin sebebi bu konuda. Peki. Bir netliğin oluşması ve bu konuda tereddütlerin ortadan kalkmasıdır. Peki yani efendim, masanın altında, bakın, bunu yapmadığımız sürece elbette bu masalar bir şekilde manipüle edilecektir, edilmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla masanın altındaki Fethullah Gülen var, buradan sufle verecek söylemimiz
geçmişteki yaşananlar ve bu konuyla ilgili kamuoyundaki kanaatlere dayalı olan bir şeydir. Efendim, bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Gelecek Partisi ile Deva Partisi'ne daha önce İyi Parti'de gördüğümüz gibi vekil verilebileceğini söylemiş olması. Buna da MHP'den eleştiri gördük. Siz aktaracaksınız zaten ama bununla ilgili CHP'den yapılan açıklamada da şu söyleniyor. Seçim barajı hala ortada ve bu sistemde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesinin meclise yansıyabilmesi için böyle bir yol açtık ve böyle bir teklif var açıklamalarında görüyoruz. Buyurun. Sayın Şengül, öncelikle hemen şunu bir ifade etmek istiyorum. Buyurun. Tabii biz biraz yani insanoğlu unutuyor. Hafızalarımız her zaman güçlü değil, gündemler çok yoğun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün özellikle baraj konusuyla ilgili böyle bir şeyi söyleme hakkı yok. Kesinlikle yok. Neden diyorum bunu? Hatırlayın, anayasa değişikliği döneminde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bir teklifte, bir öneride bulundu. Dedi ki barajı kaldıralım dedi. Kim karşı çıktı buna biliyor musunuz? Şengül Hanım, buna karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi ve ne dediler biliyor musun? Hani o bir grup başkan vekilleri var, Sayın Özel yani ne dediğini de aslında bilmiyor. Sürekli konuşayım diye konuşuyor. Dedi ki o zaman Sayın Bahçeli dedi, barajı aşamayacağını düşündüğü için dedi barajı kaldıralım teklifinde bulunuyor dedi. Ve Sayın Genel Başkanımız da o dönemde dedi ki peki öyleyse siz bilirsiniz dedi. Ve o dönem bu teklif Sayın Genel Başkanımızdan geldi. Bu teklife karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Hem de şiddetle karşı çıktı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajı geçemeyeceği düşüncesiyle böyle bir teklifte bulunduğunu ifade ettiler. Bugün de birçok teklif nedir diye bakmadan, demokrasi açısından, siyasi partiler kanunu açısından, millet iradesinin yansıması açısından olaya bakmadan sadece teklif nereden geldi, açıklama nereden yapıldı, teklifi yapanın, açıklamayı yapanın kişiliğine göre bir duruş gösteriyorlar. Dolayısıyla yine aynı şekilde bu anayasa değişikliğiyle birlikte, daha doğrusu siyasi partiler kanunda, seçim kanunda yapılan değişikliklerle birlikte biliyorsunuz bir ittifak yapma konusu. Eskiden partilerin arka planda, hatta işte otel lobilerinde, karanlık mahfillerde yaptıkları belki anlaşmaları daha yasal bir hale getirerek, meşru bir hale getirerek ve vatandaşın gözü önünde yapılıp millet iradesini de manipüle etmeyecek bir şekle getirmek için ittifaklar söz konusu oldu. Biliyorsunuz ittifaklar söz konusu olduğunda baraj da fiilen sıfıra indirilmiş oldu bu yönüyle. Baraj her zaman indirilebilir, daha aşağılara çekilebilir, sıfıra alınabilir. Kimileri bunu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden hazineden alınacak yardımlarla ilişkilendiriyor. Oysa ki hazineden alınacak yardımlar geçmişte de barajla bağlantılı değil. Barajdan daha düşük %7 oranıyla alakalıydı. Daha sonradan %3'e biliyorsunuz indirildi. Yani bu anlamda barajın aşağı çekilmesi, indirilmesi bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın geçmişte teklif ettiği bir konuydu. Şimdi asıl burada biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir alışkanlığı oluştu. Yani milletvekili borsası diyeceğim. Yani bu geçmişteki İP'e gönderilen 15 milletvekili yanlış anlamasınlar beni. Ama bunun illa ekonomik bir değer anlamında borsayı ifade etmek istemiyorum. İşin parasal boyutu değil buradaki kastım ama sonuçta burada bir siyasi borsa oluştu ve hatırlıyorsunuz o günlerde 15 milletvekilinden birçoğu
partilerini kağıt üzerinde de olsa değiştirirken gözyaşlarına boğuldular. Sayın Şimdi, Karakaya araya giriyorum Halk efendim. Partisi... Süremiz çok azalmış, arkadaşlarım uyardı. Ben de ileteyim size. Hı-hı. Buyurun. Tamam, hemen tamamlıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki şu anda kurulmuş işte iktidara veya mevcut Cumhur İttifakı'na muhalefet eden siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmalarını sağlamak için milletvekili verebilirim diyor. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi de şu, Sayın Genel Başkanımızın bu açıklamayla birlikte artık siyasi partilerin millet iradesini manipüle edecek bir şekilde seçimler yapıldıktan sonra yeni partiler doğurmalarını, siyasi partilerin içinde milletin oyunu o siyasi parti içerisinde onun amblemi altında alıp daha sonra başka yerlere keyfince giden milletvekillerinin bu davranışlarını, daha doğrusu millet iradesini manipüle eden bir takım tavır, davranış ve siyasi bu oyunların önüne geçmek için siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünü ve siyasi etik kanunun düzenlenmesi gerektiğini de bu açıklamalarla birlikte ifade etmiştir. Dolayısıyla bu çalışmaların yapılması ve sonuçlandırılması bugün bizim eleştirdiğimiz birçok sorunu da ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Siyaset başlıkları son dönemde epey hararetlendi. Yine bu tartışmaları konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. MHP Genel Başkan ben Yardımcısı teşekkür ediyorum. Mevlüt Karakaya yayınımıza katıldığınız için efendim. Sağ olun.